Günün raporundan merhaba, kusura bakmayın. Bir canlı yayın nedeniyle biraz geç girdik yayına. Ama Türkiye'de siyaset çok hızlı. Özellikle yaz sıcağına rağmen siyaset Ankara'da hareketli geçiyor. Ve biraz önce izlediniz Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le birlikte bir araya geldiler Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde. Tabii konuşmaya buradan başlamak lazım ve zaman kaybetmeden, çünkü çok zaman kaybettik. Hemen öncelikle size konuğumu tanıtayım ve bu olaydan başlayarak Türkiye'nin gündemini değerlendirmeye devam edelim. Konuğum Hukuk Akademisi Derneği Başkanı, hukukçu Ömer Lütfü Avşar. Sayın Avşar, hoş geldiniz. Merhabalar Fatih Bey. Aslında konuşacak çok şey vardı ama hemen ön tarafını attık. Hemen Akşener-Davutoğlu görüşmesine gelelim. Hani düğün değil, bayram değil. Ne oldu da Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmeye ihtiyacı duydu? Bu bir standart, rutin, işte nasılsınız, iyi misiniz görüşmesi dışında siyaset adına bize önümüzdeki dönemle ilgili özellikle bir mesaj veriyor mu? Bir de Ankara'da siyaset hakikaten hala sıcak. Milletvekillerinin %90 Ankara'da değil ama siyasetin zirvesi en azından bu tür görüşmelerle nabzı tutmaya devam ediyor. Öncelikle neden Sayın Akşener sizce Davutoğlu'nu ziyaret etmeye ihtiyacı duydu? Sayın, artık bildiğim kadarıyla bir ihtiyaçtan dolayı değil. Biliyorsunuz geçenlerde bir düğünde Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Akşener davetlilerdi, bir aradalardı. Ve Sayın Akşener bu nezaket ziyaretini yapacağını orada konuşmuşlardı. Bundan önce Sayın Babacan'ı Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Şimdi de Sayın Davutoğlu'nu, Deva Partisi'ni ya da partilerin adını karıştırdım bilmiyorum, ziyaret etti. Ama bir yandan da şu var, yani artık Türkiye'de bölünmeye, ayrışmaya, ayrıştırmaya, her siyasi partiyi birbiriyle uzlaşamaz, konuşamaz, Türkiye'nin problemlerini şahsileştirecek, sadece benim dediğim olacak noktada düşünmemek lazım. Yani siyasi parti liderlerinin böyle bir araya gelmesi, kurumsal olarak ve bireysel olarak istişarede bulunması, müzakere etmeleri, Türkiye'yi, memleketi mesele edinmeleri çok önemli. Bugünkü görüşmenin çok özellikli ve mesaj kaygılı olduğunu zannetmiyorum. Bir nezaket ziyareti olduğunu düşünüyorum. Ama buradan çıkartılması gereken mesaj da sık sık bunların gerçekleşmesi, liderlerin birlikte memleket kaygısında olduklarını, ortak hareket edebileceklerini, temelde memleketin ihtiyacı olan, sorunların giderilmesi gereken sorunlarda çözüm arayışında olduklarını ortaya koymaları gerekir. Ki yaklaşık bir buçuk ay önce Sayın Akşener memleket masası diye bunu ortaya koymuştu zaten tüm siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesi için. Onun devamı, onun o çalışmaların süreci olabilir. Aklıma burada iki soru geliyor. Birincisi, özellikle önümüzdeki dönem erken seçim beklentileri çok yükseldi Türkiye'de. 2021'in Nisan ayından itibaren Ekim ayına kadar opsiyon tanıyan, imkan tanıyan, en geç 2022 diyen ama 2021'de olacağına mutlak gözüyle bakan önemli bir kesim var. Şimdi burada Meral Akşener'in özellikle Abdullah Gül tartışmasından, Abdullah Gül'ün yeniden ısıtılıp servis edilmesinden kendi partisi açısından rahatsız olduğu gibi bir izlenim var. Hatta Fehmi Korun yazısı var bugün, yine Mehmet Tezkan'ın çok önemli bir yazısı var. İkisi de başkanlıkla ilgili. Özellikle Mehmet Tezkan, Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı için aday olma konusunda istekli ve kararlı görünüyor diye bir yazı yazdı. Şimdi bu hem Türkiye önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir ufuk açma ya da en azından Gelecek Partisi gibi sağdaki bir partiyle, benzer bir partiyle ortak yol arkadaşlığına başlama, belki sonra Deva Partisi'yle de devam edecek bu, ama Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül'e yakın durduğu için belki ona biraz daha geç gidebilir. Böyle bir
ufuk mu görüyorsunuz? Yoksa ikinci seçenek, ikisi de bir arada olabilir bunların. Yeni bir ittifak mı doğuruyor sahada? Yani İyi Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin oluşturacağı bir sağ blok. O Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz daha yalnızlaştırmaya yönelik ya da mesela İyi Parti'nin sözcüleri bunu söylüyor. CHP, HDP ile ittifak yapsın ya da CHP ittifakın şu köşesinde bulunsun, bu köşesinde bulunsun diye. Böyle bir hareket mi? Sizce bu ikisi dışında, gerçi Meral Akşener kafamıza silah dayasanız bile Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayız diyor ama bu iki olaydan hangisine daha çok benziyor size göre? Şimdi aslında Sayın Ertuğ, bu bence bunların hiçbirisi değil. Şimdi bundan birkaç ay önce Cumhur İttifakı ortaya bir tez attı. Yani artık ittifakların sayısı 3'e çıkabilir diye. Yani o tarihte Gelecek ve Deva Partisi'nin kuruluş süreciyle. Bu onların ideali. Dikkat ederseniz ısrarla da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını da o yapı, o medya dayatmaya çalışıyor. Şimdi bunun için Millet İttifakı'nın özellikle seçim tarihine doğru, seçimlere doğru kendi içerisinde oluşacak yapıyı, katılacakları ve ondan sonra da Cumhurbaşkanı adayını tartışması gerekirken Millet İttifakı'nın içerisinde Cumhurbaşkanı adayı üzerinden veya ittifakın bölünmesi, çatırdaması yönünde topluma ısrarla ülkenin genel sorunlarından uzaklaştıracak bir gündemi dayatmaya çalışıyorlar. Şimdi bundan bir hafta önce Sayın Bahçeli işte çok net bir şekilde davet etti İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na. Ki o gün söylediğimizde bu bir davet Cumhur İttifakı'na dediğimizde itiraz ettiler. Yani aslında kendi evine dön, siyaseti bırak diyor diye işi biraz yapısından çıkarmaya çalıştılar. Ama ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'nin davetinin son derece nezaketli ve içeriğinin dolu olduğunu söyledi. Şimdi ısrarla ya İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'nın içerisine çekmek için tabanına Cumhuriyet Halk Partisi işte HDP ile işbirliği yapıyor, empoze etmeye çalışıyorlar. Bir yandan Millet İttifakı'nın dışında bir ittifak daha oluşsun, İyi Parti, Deva ve Gelecek'le bir ittifak oluşturur muyu, empoze etmeye çalışıyorlar. Bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın adayını dayatarak ortalığı germeye çalışıyorlar. Ama burada gizlenen, saklanan, örtülü, kamuoyunda tartışılmaması gereken konular sürekli öteleniyor. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte geçen hafta 19. kuruluş yıl dönümü vardı. Sayın Cumhurbaşkanı gençlere yönelik onları ilgilendiren konuda dedi ki nereden nereye dedi. 2002 yılında 45 liraydı sizin bursunuz, krediniz, 550 lira yaptık dedi. 2002 yılında çeyrek altın ne kadardı biliyor musunuz Fatih Bey? 24 liraydı. Bir öğrenci 2 tane çeyrek altın alabiliyordu. Şimdi 550 lirayla yarım çeyrek altın alırsınız. Asıl nereden nereye tartışılması gereken, Türkiye'de gündem olması gereken nokta bu. Bakın biz orta öğrenimdeyken Türkiye'de bütün sosyal bilgiler kitabında tarımda kendine yeten, kendi kendine yeten dünyadaki ilk ülkelerden, en şanslı ülkelerden biriydik. Öğretmenlerimiz bize bunu öğretirdi. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi haklısınız bu dediklerinizde ama düşünün ki bir siyasi parti 19. kuruluş yıl dönümünü kutlarken 18 yıllık iktidarını da kutluyor. Yani ona vurgu yaparken aslında muhalefetin kendi içinde oturup bunu derli toplu değerlendirmesi gerekmez mi? Düşünün ki bir parti kurulalı 19 yıl olmuş, iktidarı 18 yıl. Yani hala sen olsun, ben olun, sağda ittifak olsun, şu dışarıda kalsın, bu içeride kalsın diyene kadar biraz geçmişe dönüp baksalar, bir yıllık bir partinin 18 yıldır bir, yani kurulma süresi bir yıl olan bir partinin 18 yıldır bu ülkeyi yönetme pozisyonunda olduğu ve bunu 2023'e kadar isterse taşıma gücü olduğunu unutmasınlar. Yani bu önemsiz mi? Şimdi bu çok önemli ama Adalet ve Kalkınma Partisi 19. yılını her ne kadar kutlamış olsa da bu partiye, ideolojisine 19 yıllık diyemezsiniz. Bu yani 70'lerin ortasından Milli Selamet Partisi'nden itibaren aynı ideolojik yapıda bölünmelerle, ayrılmalarla aynı omurgada gelen bir ideolojik yapı. Yani
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkeleriyle çatışmalarından dolayı olan, bugün herkesin parti kapatılmasın diye ittifak haline geldiği yerde kapatılmalarla parti kuruluşuna ilişkin gerekli finansa sahip kadrolarla oluşmuş gelmiş bir yapı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bir anda 2002 yılında doğmadı, yaratılmadı. Kadroların hepsine bakarsanız, kurucularına bakarsanız ki bugüne kadar bir kısmını taşıyamadılar. Milli Görüş'ten gelen, ta 70'lerin ortasından gelen bir siyasi yapı. Yani burada bir yıllık parti kuruldu da iktidara geldi değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı koruyabilmesinin gelmesinin nedeni hatırlayın. Yani çok büyük bir oyla gelmedi. %34 oyla geldi. %10'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu vardı. %44-45 oyla meclisin tamamı açıldı. %7 oy alan, %9.9 oy alan, %10'a yakın oy alan partiler, Doğru Yol Partisi, MHP, Genç Parti, ANAP, DSP hepsi meclisin dışında kalıp barajdan dolayı %34 oyla meclisin %70'ini alıp kanun yapma, Türkiye'deki kanunları temelden değiştirme gücünü elde ettiği için bu iktidar doğdu. Yoksa iktidarın ekonomideki başarısı, ülkeyi büyütmedeki başarısı değil. Ülkeyi istediği gibi yönetecek, kendi çıkarına, kendi iktidarını koruyacak kanunları çıkartabilme başarısını bir anda almasından oldu. Yoksa başarılı bir iktidar yok. İşte başarıyı ben size ortaya koyarım. 2002 yılında ektiğimiz tarım alanlarından 2002 yılında bakın 18 yıl geçmiş 3,5 milyon hektar daha az alan tarım yapıyoruz. Niye? Çiftçi para kazansa ekmez mi? Başarılı bir ekonomi olsa ekmez mi? Tarımdan vazgeçersiniz ama bir bedeli olur, sanayiye dönersiniz ya da... O da yok hani, nerede o var? Da yok, doğru söylüyorsunuz. Yani burada bir dengesizlik var ama buna rağmen 18 yıl, yani ipteki cambaz gibi düşünün, elinde sırık ve bir cambaz düşünün. 18 yıldır sağa da yatsa, sola da yatsa, sallansa da düşmemiş ve 18 yıldır iktidarda kalmayı becermiş bir parti. İşte o beceri oradan kaynaklanıyor. Popülist, güncel... İktidarda kalacak kaynaklarla kamuoyunu yönlendirecek yasaları değiştirme gücünüz. Hak etmediğiniz seçimle, aldığınız oy oranıyla hak etmediğiniz ama meclisteki çoğunlukla yapabildiğiniz güç sizi iktidarda tutuyor. Niye biz gitmiyoruz, seçim kaybetmiyoruz mantığı bu. Çünkü siz yeri geldiğinde hiçbir hesap vermeden dilediğiniz gibi kredi dağıtabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi ekonomiyi yönlendirebiliyorsunuz. Seçime doğru gevşetip seçimden sonra sıkabiliyorsunuz. Kimseye hesap vermiyorsunuz, denetim yok. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki irade şuydu. Şahsi idareden, şahsi iradeden kurtulup demokrasiyi, millet egemenliğini gerçekleştirmekti. Seçim kanununda eksiklikten dolayı 2002 Kasım'ında %34 ayla meclisin %70'ini elde edince... Şahsi iradeyi ve şahsi idareyi getirdiniz. Yoksa ortada kamuoyunu manipüle etme gücünden, medyayı ele geçirme gücünden, bakın unutmayın 2002'den sonra açılan Yüce Divan'daki davaların o dönem, önceki dönem başbakanlarına medyayı ele geçirmek kastıyla, ülkede manipülasyon yapmak için, bazı medya gruplarını ele geçirmek kastıyla hareket ettiğin için dava açıldı. Yüce Divan'da bu nedenle yargılandılar. Şimdi sizi, 2002'den sonra bütün yasal güç sizin elinizde olunca hiçbir suç unsurunu kamuoyuna yansıtmadan, yargı üzerindeki baskınızla bunların hiçbirini yapmadan tüm medyayı ele geçirdi. Kim nerede yayabiliyor? Dün siyaset yapanlar herhangi bir iş adamını bir medya grubunda kendi lehine siyaset yapacak noktaya getirme çabasında olduğu için yargılanırken bugün tüm medya iktidarın elinde. Yanlış mı? Doğru. Dolayısıyla iktidarı ben elimde tutuyorum. Çok başarılıyım. Muazzam bir ekonomi yarattım. Böyle bir şey yok. Bakın geçen gün Ekonomi Bakanı'nı dinledik. Yani ekonominin temel kurallarına, yani işte iktisat, işletme, ekonomi okuyanların birinci sınıfta üniversitedeki 101 derslerine, yani 101 temel ilk dersler denir. Bunların içerisindeki temel bilgilere dahi vakıf olmayan, ekonomiyi kökünden yok kabul eden bir anlayışla konuştu. Güven telakki etmiyor. Bakın size çok somut bir örnek vereyim. 2019'un Temmuz ayında Türkiye'de basılan ata altın sayısı 1700 tane. Toplam 1700 tane. Bu geçtiğimiz Temmuz ayında kaç tane biliyor musunuz?
800 bin tane, 500 katı. Neden? Bakın bu ülkede ta Turgut Özal geldiğinden beri vatandaşa denir ki yastık altındaki altınlarınızı çıkartın, ekonomiye kazandırın, öyle değil mi? Vatandaş yastığın altından altın çıkardıkça devlete güveni, devletin ekonomisine güveni arttığı içindir. Parasının kaybolmayacağını, değerinin kaybolmayacağını düşünür. Devletine katkıda bulunmak için onu yastık altından çıkartır. Şimdi niye geçen sene toplam 1700 ata altın talep ederken kuyumcular bu sene niye 800 bin tane talep etmiş? Çünkü devlete, ekonomiye güven kaybolmuş, yastık altına geri çekilmek istiyor. Bu pandemi döneminde verilen kredileri ödemeyi değil, kredilerle altını alıp geleceğini garantiye almaya düşünüyor. Şimdi siz her şeyi devletin temel yapısında olan hukuk devleti ilkesini, ekonomiyi, eğitimi düşünebiliyor musunuz? Okulları ne zaman açacağınız, hangi koşulda açacağınız belli değil. Türkiye'deki bilim adamlarının neredeyse tamamı doktorlar, hekimler, Sağlık Bakanı'nın başlangıçtaki samimiyeti, açıklamaları artık yok. Pandemi noktada değil. Yani aklınıza neresi gelirse, ne tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Dolayısıyla 18 yılda iktidar olmanın altyapısı bir başarı değil. Ne hukuk devleti olmakta, ne adalette, ne ekonomide, ne eğitimde, ne sağlıkta. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayı olarak hak ettiğinden daha fazla 2-3 katı milletvekili sayısı elde etmekten kaynaklanıyor. Siyaseti bir skor ya da sonuç olarak düşünürseniz, popülist siyaset yaptığını söylediniz AKP'nin. Vardığı nokta kendileri için bir zafer ya da kazanç değil mi? Şimdi eğer iktidarda olmayı, iktidarda bulunmayı zafer görüyorsanız zafer veya kazanç. İktidardan geçinmeyi bir zafer görüyorsanız zafer. Ama ben şöyle düşünürüm. Bu ülkede bakan olmak, bu ülkede cumhurbaşkanı olmak tarihi bir görevdir. En onurlu görevdir. Daha gelinebilecek bir yer yok. Siz sokağa bakmalısınız, insanların açlığına, Türkiye'deki eğitimin geldiği duruma, üniversitede atadığınız rektörlerin bir tane makalesi yok. Bilimden uzaklaşmışsınız, akıldan uzaklaşmışsınız. Bakın bu ülkede doğan bir bebekten en yaşlı insanımıza kadar her birinin 3500 dolar borcu var şu anda. 4 kişilik asgari ücretle geçinen bir aileyi düşünün. 14 bin dolar borcu var. 14 bin dolar ne demek bugünkü parayla? 110-120 bin lira. Her bir ailenin, ayda 2 bin lira kazanan bir ailenin 100 küsür bin lira borcu var. Böyle bir ekonomi, böyle bir vatan sevgisi, böyle bir zafer olabilir mi? Neresi zafer bu? Bu ülke inanın o beğenmedikleri koalisyon döneminde bile böyle değildi. Neden? Şahsi idare yoktu, şahsi irade yoktu. Hesap verebilirlik vardı. Denetimsiz bir memlekette, denetimsiz bir işletmede sonuç iflastır. Bir bakkal dükkanı da olsa bu, bir devlet de olsa. Bu ülkenin yarım trilyon dolara varmış dış borcu var. 2000'lerde ekonomik kriz varken bu ülkenin dış borcu 120 milyar oldu diye bütün herkes davul çalıyor, battık battık diyordu. Şimdi yarım trilyon dolar. Kimse battık demiyor. Bakın öyle bir ülke olduk ki gıdada, gıdada değil tarımda, tarımın ana unsurlarında ithalatımız 105 milyar dolar. İhracatımız 78 milyar dolar. Böyle bir şey olabilir mi? Gıdamızı bile, tarımımızı bile ithal ediyoruz. Evet yani rakamlara bakıyorum ekonomide. Haklısınız dediğinizde. Mesela ödenek ile ilgili bir de tabii ki bütçeyle ilgili özellikle Merkez Bankası'na yapılan 40.5 milyarlık aktarıma karşın bütçe ilk 7 ayda 139.1 milyar lira açık verdi. Bu rakamlar dün verildi, dün de söyledik bunu. Ayrıca bir de bakanlıkların inanılmaz harcaları var Sayın Avşar. Yani Ulaştırma Bakanlığı yıllık 29 milyar lira olan ödeneğini ilk 7 ayda 32.8 milyar lira harcamayla aşmış. Bakıyorum yine Çevre Şehircilik Bakanlığı 2.8 milyar lira olan başlangıç ödeneğinin 2.3 milyar lirasını ilk 7 ayda harcamış. Yine başlangıç ödeneği 3.1 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı 1.5 milyar lirasını daha şimdiden harcamış. 11.5 milyar lira olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 6.5 milyar lirası gitmiş.
Yani bakıyorsunuz bakanlıklarda savurganlık diz boyu. Yani bu bütçe rakamlarına ulaşılmasının tek nedeni bakanlıkların kendisine ayrılan bütçeyi daha şimdiden 7 ay sonra aşmalarından da kaynaklanıyor. Bir savurganlık var, bir hesabı sorulamayan bir kaynak var, harcanan bir garip bir para var ortada, toparlanamayan bir garip para. Ne diyorsunuz bu rakamlara? Yani şimdi Sayın Ertürk, şimdi burada pandemi süreci başladığında hepimiz dedik ki dünyada olağanüstü bir dönem geliyor. Türkiye zaten buna ekonomik olarak hazırlıklı yakalanmadı. Dolayısıyla zaten bütçemiz denk bir bütçe değil. Dolayısıyla bu duruma göre derhal pandemiyi öncelikli alan ve bunun sonrasındaki onun ekonomik sıkıntılarını öncelikli alan yeniden bir bütçe, ek bütçe yapılsın. Bu HDP, bütçeyi yönetemezsiniz dedik. HDP revize edilsin dedi bütçe. Evet, evet. Ve bu konuyla ilgili meclis başkanlığına başvurdu. Bir de hazırlık yaptı. Bu bütçenin kriz bütçesi olduğunu, yani salgın bütçesi olduğunu ve bu bütçenin açılmasının gayet doğal olduğunu ama bu rakam belli bir rakamlara ulaşıldıktan sonra Türkiye'nin iflas etme gibi bir riskin ortaya çıkacağını ve bütçenin yeniden revize edilip kalemler arasında aktarma yapılıp kaynakların daha doğru dağıtılması konusunda bir öneride bulundu. Ancak iktidar partisi de buna evet demedi. Muhalefet partilerin de HDP'nin bu önerisine çok fazla destek vermedi. Yani bütçenin revize edilmesiyle ilgili. Neden? Şimdi bu eğer muhalefetin de o zaman hatası. Çünkü burada bütçe yapılması, yeniden bütçe yapılması gerekli %100'dü. Ama belki de şunu düşünmüşlerdir. Her ne kadar biz bunu teklif etsek de zaten pandemiden 3-3,5 ay önce yapılan bütçede olduğu gibi zaten hesap vermeyecekler. Zaten bunu göstermecilik yapacaklar. Bu dönemde olağanüstü bir meclis çalışması yaratmayalım diye de düşünmüş olabilirler ki gene de hata. Yani mutlaka bu krize yönelik bir bütçe çalışmasının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir bakanlığın, hiçbir harcamanın denk gelmesi mümkün değil. Ve plansız şekilde yürütülen bir ekonomiden de kriz yönetimi çıkartmak mümkün değil. Bakın hatırlayın, kredi verdiler ki verilmesi gerekiyordu ki hatta karşılıksız hane halkına bir miktar para verilmesi gerekiyordu. O hatırlayın o battı, krizi yönetemedi denen Amerika'da kamuoyuna, bizim kamuoyumuza getirilmeyen bir şey var. Her aile ferdine her hafta $600 para ödendi. $600. Ayda 2400 evet, dolar. Evet, fertten bahsediyorum. Her ferde. Evet, evet. Ailede 4 kişi varsa. Kendi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her ferde. Bunu ödediler. $10 trilyon üzerinde para bastılar, kaynak yarattılar. Şimdi biz burada aile fertlerine bedelsiz vermenin ötesinde bir takım borçları, işte küçük işletmelerin bir takım ödemelerini öteledik. Ama bunların hepsinin ilk dönemde ötelenenlerin 180 gün vadenin 6 yılın işte bu Ekim'de, bu Eylül'de vadesi geliyor. İnsanlar paniklemeye başladı. Bu yetmezmiş gibi müteahhitlerin elindeki konutlar bir an önce satılsın ve o konutlardan dolayı müteahhitlerin sıkıntıları giderilsin dendi. Bir yıl ödemesiz düşük faizle bir önceki yılın 1000 katı, 1100 küsur katı konut satışına imkan tanıdı. Şimdi insanlar yavaş yavaş şunu görüyorlar, aradan 3-5 ay geçti. Bunların taksitleri gelecek sene Temmuz ayından itibaren başlayacak. Ama gelirde, reel gelirde muazzam bir azalma var. Ve %800 arttı konut satışları. Çok doğru bir şey söylediniz burada. Şimdi insanlar krediye yüklendi. Evet. Ekim ayında kredilerin ödemeleri başlıyor. Şimdi çoğu bunu ya araba için kullandı, yeni araba almak için, kimi altın aldı, kimi döviz aldı. Hiç kimse bunu reel sektörde kendisine kaynak yaratmak ya da üretim artırmak... Neden? Plansız bir ekonomi yönetmekte. Peki, ne olacak? Yani bu bedava bir para değildi. Yarın öbür gün... Ne olacak biliyor musunuz? Dünyanın en çok konut zengini bankaları olacak. Yani Allah esirgesin. Ama bunun gittiği nokta o. Vatandaş bunların taksitini ödeyemeyecek. Bankaların elinde haz ettiği konutlar olacak. Onlar tekrar yarı fiyatına satılacak. Çünkü sürdürülebilir bir ekonomi yok. Sürdürülebilir bir kaynak yok. Bunun olabilmesi için bu ülkenin katma değer üretiyor olması lazım. Peki, İhracatının artıyor olması lazım. Hemen bir şey daha sorayım. %85'i bankaların yabancı Türkiye'de.
eğer konut satışında kredi alan vatandaş batarsa ve bu konutlar, toprak, arazi yabancı kökene sahip bankaların eline geçerse ne olacak? İşte Türkiye'nin emperyalizmle mücadelede kaybettiği alan bu. Milli ekonomi diye anlatılan yanlış bu. Bakın o kadar güzel bir noktaya parmak bastınız ki bu bankaların verdiği paraların sağladığı sendikasyonların kaynağı milli değil ki. Yurt dışından büyük bankaların, bankerlerin buradaki çalışan bankalara verdiği kredi bizim devlet bankaları da dahil. Kamu bankaları da dahil. Çünkü bu kamu bankaları neyi hazzederse bu parayı, bu evi, bu fabrikayı, bu AVM'yi aldığında aslında o para sahipleri yani emperyaller yabancılar için almış oluyor. İşte memleketin milliliği, değeri, toprağı böyle gidiyor. İlla ki birine parayla gidip şuradan 100 metrekare yer satmış olmanız gerekmiyor. Siz bütün işletmelerinizi, sanayinizi, tarım arazinizi, konutları, alışveriş merkezlerinizi, her şeyi borçlandırmış vaziyettesiniz. Ve bu borcu ödeyebilecek bir kaynağınız yok. Dolayısıyla o her ne kadar bizim sahibimiz gibi görünmeseler de aslında buramıza kadar onlara borçlu olduğumuz için onlar ne derse onu yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bütün milli yapımızı, bütün ulusal değerlerimizi, her şeyi teslim etmiş vaziyetteyiz. Çünkü borçluyuz. Onlar ne derse o olacak. Parayı veren düdüğü çalar. Evet, çok tehlikeli bir süreç bu. Bu ikisini bir arada düşündüğünüz zaman siyasette önemli bir nokta, bir de ekonomide de önemli bir nokta. Sayın Ertürk, bu ülkede en çok eleştirilenlerden birisi Kemal Derviş'ti, IMF ile çalıştı diye. Türkiye'de 2003 yılında kadar gelen süreçte konulan şartlardan birisi şuydu. Türkiye Cumhuriyeti'nde müteahhitlere vereceğiniz yap işlet devletlerde döviz bazlı sözleşme yapmayacaksınız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kendi ürettiğin paranı, kendi ürettiğin kaynağı katma değer üzerinden sözleşme yapacaksın. Şimdi neydi? Örneğin bir müteahhite köprü yaptırıyordun ama ödemeni TL veriyordun. Şimdi ne yaptılar? Onu değiştirdiler. Bunu dolara çevirdiler. Dolayısıyla durduk yere kur arttıkça müteahhite ödeyeceğin para artıyor. Peki müteahhite parayı veren kim? O yabancı sermaye, yabancı banka. Dolayısıyla daha çok TL'yi çekmek için kurun artmasından zenginleşen kim? Seni fakirleştiren kim? Niye biz kendi ülkemizde yaptığımız yatırımlar için yabancı ülkenin parasından ödeme yapıyoruz, dolarla ödeme yapıyoruz? Bir de Maliye Bakanı diyor ki siz dolar mı yiyip içiyorsunuz? Ama dolar ödüyoruz. Borcumuzun hepsi dolar. Köprülere, otoyollara, hastanelere her ay niye mi? Burası dolarla burası Türkiye Cumhuriyeti doğru. Değil mi? Doğru. Enflasyonu indirmemiş miydik? Niye TL ile yapmadın sözleşmeyi de sanki bugünleri görecekmişsin gibi dolarla yaptın? Demek ki ekonomideki kayıp olacak nokta, ekonomideki kaybedeceklerimizi önceden de görmüşler. Evet. Sayın Afşar, çok teşekkür ederim. Kusura öyle mi? Bakmayın. Bitti mi? Biraz kısa sürdü bugün. Yani bir dahaki sefer. Zaten benim böyle çok konuşmamam da lazım. İyi oldu. Teşekkür ederim. Ya, tekrar sizi konuk etmek bizim için büyük bir zevk. İnşallah bir dahaki sefere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ömer Lütfü Afşar konuştu. Aslında konuşacak çok şey vardı ama zaman kalmadı. Birazdan Saygı Öztürk gelecek, Sözcü Gazetesi'nin köşe yazarı ve Ankara temsilcisi. Çok önemli konular var. Hem kendi yazılarında hem Türkiye genelinde kulis bilgiler. Onları alacağız. Bizden ayrılmayın.